Beklentilerden yüksek gelen üretici enflasyonuna rağmen Amerikan hisse ve tahvilleri günü pozitif kapattı. Nasdaq yeni zirve yaparken, önceki verinin aşağı yönlü revizyonu ve Fed Başkanı Powell'ın faiz artışının gündemde olmadığı açıklaması piyasayı destekledi. Bugün gözler Amerika tüketici enflasyonu ve perakende satış verisinde olacak. Beklenti manşet enflasyonun %0.4, çekirdek verinin %0.3 artması. Verinin beklentilerden yüksek gelmesi durumunda, stagflasyon severleri susturmak için güçlü bir perakende satış verisine ihtiyaç olacak. Borsa İstanbul, banka ve holdinglerde sert alışlarla birlikte toparlanıyor. Uluslararası bir yatırım bankasının raporu, yükselişin arkasındaki temel gerekçe olarak gösteriliyor. Bizce yükselişin asıl mimarı, kurumsal yatırımcıları ikna eden ekonomi yönetimi banka, holding ve gıda perakendisi hisseleri endeksi taşımaya devam ediyor. Ford Otosan, Türk Telekom, ve ve Yapı Kredi sektörlerinden pozitif ayrışan büyük şirketler. Ancak genele yayılan bir yükseliş söz konusu değil. Halka arz hisseleri, Kobiler ve Bist 30 dışı şirketler yükselişe katılamıyor. Dünya borsalarının seyri sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Amerika enflasyonu öncesi endekste büyük hareketler beklemiyoruz endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.100 ve 10.250. Emlak GEO'nun elindeki nakitle konut alması negatif bir haber. Ama büyük ölçüde fiyatlandı. Kozal ve UK rakamlarına bir tepki beklemiyoruz. Pegasus, güçlü yolcu verisine rağmen sınırlı pozitif tepki verebilir. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Arçelik, Sabancı Holding, Tav ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.